Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe'de gündem yoğun, sıcak ama çok sıcak. Şimdi 3 kısma ayıracağım. Kelimelerimi seçerek kullanmak zorundayım. Çünkü ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Memleket aşığı, bir öğretmenim. Elimden geldiğince kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Her videoda dikkat etmeye çalışıyorum. Günlük belki 30'ar dakikalık 2 tane 3 tane video atıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Ama ona rağmen art niyetli, pislik ruhlu kişilerin, şahısların yapmış olduğu saldırılarla uğraşıyorum. Ben şikayet ettiğim zaman kimse ciddiye almıyor. Ama benim söylemediğim şeyler ya da söylemek istemediğim şeyler olduğu zaman herkes yükleniyor. Başımda bir bela var. Hala süre gelen bir bela var. Rabbim beni bu beladan korusun ve kurtarsın. Hani beni selamete çıkarsın. Bu belayı başıma salanlar sadece Fenerbahçeliyim diye, sadece Fenerbahçe taraftarıyım diye bu belayı bu kadar uğraşıyorlarsa da Allah onları da bildiği gibi yapsın. Ben helal etmiyorum hakkımı. Sadece bu bilgiyi vereyim. Fenerbahçe Spor Kulübü de bir açıklama yaparak, yani Trabzonspor ile Antalyaspor arasında oynanan müsabakada biliyorsunuz, onca bakana rağmen, onca İstanbul'dan gelen belediye başkanına rağmen, onca bürokratın gözünün önünde içeri sokulan pankart, ki Trabzonspor ve emniyet güçlerinin izni dahilinde, bilgisi dahilinde stada sokulan pankartla ilgili bir açıklama yapıyorlar. Ve diyorlar ki bu doğrultuda Türk Ceza Kanunu'nda yer alan halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme. Biliyorsunuz 4 Nisan'daki olay atıfta bulunan bir olay. Açıklamada bu da var. Halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Bakın halkı kim ve işte halkı kim ve tahrike böyle sebep olunur. Yoksa Mustafa Hoca'nın videosunu kesip kırpıp biçip bak bu böyle demiş. Ya ben demedim arkadaş, özür dilerim, öyle anlaşıldıysam da desem bile umursamayıp hakkında davalar açılmasına falan olmuyormuş bak. Halkı kim ve şeye tahrik bu. Düşmanlığa tahrik veya aşağılama. Kanunlara uymamaya tahrik. Hakaret, 6222 sayılı kanunda yer alan tehdit veya hakaret içeren tezahürat. Şiddete neden olabilecek açıklamalar şeklindeki düzenlemeler uyarınca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına falanca iş emri numarası ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Bu konunun takipçisi olacağımızdan ve bu pankartı hazırlayanların, bu pankartı stada sokanların ve buna engel olmayanların en ağır şekilde cezalandırılmaları için elimizden geleni yapacağımızdan büyük Fenerbahçe taraftarının şüphesi olmasın diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Az önce yanlış duymadınız, evet. Evet. Sadece Fenerbahçeli diye insanlar mahkemelerde uğraştırılıyor. Biz bu sene çok şeye şahit olduk. Yani bazı hakimlerin, savcıların işte hakkınızı helal edin, bize de yukarıdan baskı var, şey yukarıdan değil, bize de hani biz de işimizi yapmak zorundayız, çok şeyler oldu gibi söylemleri çok olmuş bu sene. Biz duyduk yani arkadaşlardan, ne kadar doğru bilmiyorum, doğru değildir herhalde. Allah kimseyi böyle demek zorunda da bırakmasın, bu zulme maruz kalmakla da bırakmasın. Ama ben diyorum bu pankartı açanlar için hiçbir şey çıkmayacaktır. Hiçbir sonuç çıkmayacaktır. Bu pankart Fenerbahçe stadında açılmış olsaydı, İstanbul Emniyet Müdürü görevden atıldıydı, Kadıköy ilçe şube müdürü görevden atıldıydı, Kadıköy Emniyet Müdürü görevden atıldıydı, tabii spor şube müdürü görevden atıldıydı, o gün stadyumdaki görevli polislerin o turnikelerden, hangi turnikeden geçti, hepsi görevden atıldıydı, stad güvenlik müdürü içeri tıkıldıydı, gözaltına alındıydı, Ali Koç gözaltına alındıydı, hala sorgusu sürüyordu. Eğer bu stad, bunun benzeri, mesela Trabzon şeyin Hamsi'yi böyle tüfekle falan vurmuş olsan, Hamsi'yi niye tüfekle vuracaksın? Orada atıfta bulunuyor işte, Fenerbahçe takım otobüsü av tüfeğiyle vuruldu ya. Saldırı o şekilde gerçekleşti ya, bir de Trabzon'un sınırları içerisinde. Hocam kimsenin aklına o gelmemiştir. Çıkıp özür dileselerdi, ben yapmadığım bir şeyden dolayı kimsenin aklına gelmez dediğin şey insanların aklına getirildi. Çıkıp harbi delikanlı gibi özürler diledim. Dedim ki ben bunu böyle bir şey söylemedim. Ama hala uğraşıyorum. Hala bir şeylerle uğraşıyorum. Tehditler, şantajlar, hakaretler, şunlar, bunlar. Ve hiçbir muhatap bulamıyorum. Bana bunlar yapılıyor. Bu şantajlar var. Kimsenin umurunda olmuyor. Ben biriktiriyorum argümanlarımı.
Gün olur, devran döner. Elbette Allah'ın adaleti şaşmaz. Ben Rabbime şikayet ediyorum. Rabbim bak sana kanıtlı belgeli şikayetim diyorum. Ben hesabımı Allah tarafından alacağım inşallah. Onu da söyleyeyim. Rabbim kimseyi evladıyla, çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle sınamasın. Kimsenin eşine, çoluğuna, çocuğuna hakaretler, küfürler, tehditler, şantajlar, hırla, gurla olurken çıkıp da kimseye iftiralar attırılmasın. Kimse haybeden yere uğraştırılmasın inşallah. Bunu da söylemiş olayım. İkinci mevzu, 5 yıldız mevzusu. Metin Sipahioğlu. Bu arada söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Ama söylemeyeceğim. Ben hepsini ahirete sakladım. Hepsini ahirete sakladım. Çilem ne kadar büyük olursa alacağım da o kadar büyük olur. Hesabım da o kadar büyük olur. Ben hiç kimseye bana özellikle bir mevzu var. O mevzuda bir şey çektiren hiç kimseye helal etmiyorum. Üstten emir de alsan yani üst amirden emir de alsan talimattan alsan ben helal etmiyorum hakkımı. Kimseye helal etmiyorum. Çoluğumun çocuğu, hadi ben ettim diyelim. Kundaktaki çocuğuma edilen o küfürler, şantajlar, hakaretleri hiç kimseye helal etmiyorum. Bana bunu yaptıranlara da helal etmiyorum. Rabbim çıkarır. Evladınızdan çıkarır. Sizden çıkarır. Bir bakmışsınız Allah'tan felç gelmiş. Yürüyemez hale gelmiş olursunuz. Bir bakmışsınız ölüm kapınızı çalar. Bir bakmışsınız Allah göstermesin bir şey olur. Çoluğunuza çocuğunuza bir şey olur. Ama dediğim gibi kimse zulmetmesin kimseye. Haksız yere zulmetmesin. Tuttuğu takımdan ötürü zulmetmesin. Siyasi düşüncesinden ötürü kimse kimseye zulmetmesin. Yani isteyen istediği takımı tutabilir. İsteyen krem peynire tapabilir. Benim umurumda değil. Ama umurumda olan arkadaşlar düşünsün. Bu dünyanın bir de ahireti var. Metin Sipahioğlu. Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe olarak TFF'ye yaptığımız başvuruda. Türkiye'nin ulusal şampiyonlukların TFF tarafından oynatılmaya 1924 yılında başladığını belirtmiş. 59'a kadar ulusal şampiyonlukların tescilini istemiştik. Hayır onlar bölgesel diyenler de malumdu. Ki o malum güruh hala var. 2. UEFA ise bizzat kendi web sitesinde yayınladığı Türk futbol tarihini anlatan yeni ortaya çıkan belgede Türkiye'de bizzat TFF tarafından oynatılan Ulusal Türkiye Şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini resmen açıkladı. Resmen. Ve işte o belge sizlerle arkadaşlar. Ben çok önemli değilim. Bakın UEFA'ya girin. Ana sayfadan. Bakın orada ülke organizasyonlarına, şampiyonluklarına. Orada açık ve net bir şekilde belgesi duruyor. Özetle UEFA da kendi web sitesinde yayınladığı resmi yayın ve belgede 1923 yılında TFF'nin kurulmasından bir yıl sonra aynen bizim iddia ettiğimiz gibi 1924 yılında Türkiye Ulusal Futbol Şampiyonluklarının başladığını resmen açıklamış oldu. Şimdi top TFF Org'da ve UEFA'da yani son yayınladığı resmi yayında 1924-59 arası dönemde ülkemizde oynanan ulusal şampiyonaları kabul ettiğini resmen açıkladı ki bu belgeyi de saat 14'te yayınladı 3 Mayıs'ta hatta şurada öğleden önce almış şarjı da %100'müş hem uçak modunda hem de Wi-Fi'den giriş yapmış garanti yapmış işim. Şimdi soruyoruz size TFF.org UEFA bile kendi resmi yayınında 1923'te TFF'nin kurulmasının ardından bir yıl sonra 1924 yılında Türkiye Ulusal Futbol Şampiyonluklarını başlangıç olarak kabul ediyor. Biz hala başvurumuz hakkında utanmadan sayfa kıpırdatmamaya devam edeceksiniz. Bu arada söz konusu UEFA resmi yayını yeni değil vesaire diyenler var. Önemli olan belge, yayın tarihi değil. UEFA'nın ne dediği? Belge 4 sene öncesine ait ama arkadaşlar 4 sene önce olsun ne değişecek? Şeyde neydi o ya? Google'a giriyorsun bir tane bilgi ver. Wikipedia'da Türkiye şampiyonu Türkiye Ligi'nde yazıyor. En golcü Hakan Şükür'dür diye. Hocam ama Hakan Şükür FETÖ'cü çıktı diyebiliyor musunuz? Yok orada o belge yazıyor. Ama hocam bu işte 15 yıl önce yazılmış. Olsun. 10 yıl önce yazılmış. Olsun. Yazıldı mı yazıldı. Bitti. UEFA da 1924'te TFF ulusal şampiyonluklarını oynatmaya başladı diyor.
Resmen. Bu arada bu belgeyi ulaştıran Burak YC189'a da teşekkürlerini sunuyor. Son tekrar. UEFA bu sayfadaki yayın ve belgede açıkça diyor ki 1923'te TFF kuruldu, FIFA üyesi oldu. 1924'te Türkiye'de ulusal lig şampiyonlukları resmen başladı. Resmen başladı. Yani resmen başladı. Birileri çünkü R yapacak. Tıpkı tüm dünya gibi sonra profesyonellik vesaire geldi. Ama tek sayılmayan bizim 59 öncesi nokta diyor. Ya işte profesyonellikler 59'da başladı. Profesyonellikler. Profesyonellik dediğin olay zaten ülke dünyada belli. Bugün bu konuda son mesaj. UEFA bile 1924'te Türkiye'de ulusal Türkiye şampiyonlukları resmen başlamıştır derken hala ama profesyonellik 51'de oldu diyen lobiye dünyanın her yerinde federasyonun oynattığı ulusal şampiyonlar profesyonel olmasa dahi sayılıyor diye belirtin nokta. Ve Almanya'nın en büyük TV kanallarından biri olan Sport 1 Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunun olduğunu ve Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu açıklamış ki son bomba Almanya'dan diyor Metin Sipahioğlu. UEFA'nın ülkemizde ulusal şampiyonluklarının 1924'te başladığını belirtmesinin ardından 1993'te kurulan DSF yeni adıyla Sport 1 Almanya'nın köklü kanalı Türkiye'deki şampiyonluk sayılarına yer veriyor verirken Fenerbahçe'mizin 28 şampiyonluğunu yazdı. Bu arada Galatasaray muhtemelen 1959 öncesi oynadığı maçlara ait görselleri ve tweetleri tek tek siliyordur şu anda. Silmedilerse de acil etsinler. Şimdi 3. kısma geçtim. 3 Mayıs 2022 saat 17.54'te Fenerbahçe Ork'tan yayınlanan. Tabii daha öncesinde görseli var, şey videosu var. Ama ben dakikasına kadar vereyim de sonra ne oldu demeyin. Başkanımız Ali Yıldırım Koç. Fenerbahçe'yi Fenerbahçe yapan dik duruşu ve pes etmemesidir. Bu dik duruştaki en önemli unsur da kuşkusuz camiamızın gücüdür. Başkanımız Ali Koç, kulübümüzün kuruluşunun 115. Biliyorsunuz değil mi kulübümüzün kuruluşu niye bugün kutlanıyor? Bilmiyorsanız devam edeyim. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaret edişinin 104. yıl dönümüyle geleneksel bayramlaşma törenimizin birlikte kutlandığı etkinlikte konuştu. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü ziyaretinin tarihi 3 Mayıs hem de Dünya Türklük Bayramı'dır 3 Mayıs. Mustafa Kemal Atatürk'ün de Türklük değerlerine, milliyetçiliğe ne kadar önem verdiğini bilen arkadaşlarımız çok çok iyi bilirler bu tarihi. O yüzden 3 Mayıs, yani Fenerbahçe'nin kuruluşu 3 Mayıs olarak kutlanır her sene. Argul gazetesinde kutlanıyor ve cumartesi günü oynanan Trabzonspor Antalya karşılaşmasında direkt olarak Fenerbahçe'mize hedef alan nefret söylemini körükleyen pankartla ilgili de önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakalım neler demiş. Hem sizlerin hem ailelerinizin hem de Türk tüm Fenerbahçe camiasının Fenerbahçe ailesine Ramazan bayramını kutluyor. Camiamıza, sporcularımıza, taraftarlarımıza ve tüm halkımıza Ramazan bayramımızın mübarek olmasını diliyorum. İnşallah daha nice bayramları Fenerbahçe ailesi olarak büyüyerek sağlık, huzur, barış, vefa, bereket ve sarı lacivert başarılar içerisinde hep beraber kutlayabiliriz inşallah. Biliyorsunuz kulüp olarak geleneksel bayramlaşma törenlerimizi bayramların 3. günü yaparız. Bu sene değişiklik oldu. Bunun da tabii ki özel bir sebebi var. Aslında Sayın Yüksek Divan Kurulu Başkanımız çok güzel özetledi. Fenerbahçe'nin duruşunu, liderliğini verdiği mücadeleleri vermesi gereken mücadeleleri de sizinle paylaşacağım diyor. Ya bugün olduğu için, 3 Mayıs olduğu için bugün kutlandı. Ancak bugün bizim günümüz. Bizler bugün bir asrı aşan, tarihiyle tüm spor kulüplerine örnek olan, Türk sporuna öncülük ve liderlik eden, geçmişten bugüne on binlerce sporcu yetiştiren, tarihimizde olimpiyatlara en çok sporcu yollayan ama her şeyden önemlisi bu güzel ülkemizin kurtuluşu ve kuruluşunda çok önemli sorumlulukları yerine getiren, bunu yaparken de birçok spor kulübünden çok daha fazlası olduğunu gösteren ülkemizin en büyük kulübü Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kuruluşunun 115. yılında Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübümüzü o tarihte tarihi ziyaretinin 104. yıl dönümünü hep beraber kutluyoruz. Bu yüzden bayramın 3. gününde değil, 2. gününde beraberiz. Arkadaşlarımın da doğru bir tarih seçtiklerini düşünüyorum. Hepimizin ayaklarına sağlık. İyi ki geldiniz. Ekran başındaki taraftarlarımız, üyelerimiz, tüm Fenerbahçe camiası. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Yine burada Fenerbahçe'ye yakışır şekilde hiçbir zaman pes etmeden, vazgeçmeden, şartlar ne olursa olsun mücadelesini sürdürdüğünü söylüyor Fenerbahçe'nin ve türlü saldırılara
Göğüs germiş olan Fenerbahçemizin dünün de bugün de var olmuş bayrağımızın 115 yıl boyunca gururla dalgalanmasını sağlamış. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Fenerbahçemize hizmet etmiş tüm başkanlarımıza, tüm yönetim kurulu üyelerimize, sporcularımıza, kongre üyelerimize, çalışanlarımıza ve tabii ki en büyük gücümüz olan asil taraftarlarımıza bu kulübe verdikleri emekler için şahsım, yönetim kurulu ve tüm camiamız adına teşekkür ediyorum. Sonsuz minnetlerimi sunuyorum. Fenerbahçe doğası gereği her zaman lider duruş sergilemiş. Mücadelesini sadece saha içinde rakiplerine karşı değil, yeri geldiğinde saha dışında da pek çok unsura karşı vermiş bir kulüptür. Bizler de vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tek, onlar hepsi gibisinden. Fenerbahçe yapın bu dik duruşu pes etmemesidir. Bu dik duruştaki en önemli gücü de kuşkusuz camiamızın gücüdür. 7'den 70'e hepinize iyi ki varsınız diyorum. 1907'de filiz veren fidanımız bugün 115 yaşında koskoca bir çınara dönüşmüştür diyor. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı adına söylemek istiyorum. Cumhuriyet ile iç içe geçmiş değerleri bir gün olsun vazgeçmediği Atatürk bağlılığı, şanlı tarihi, şerefli mücadelesi ve camiasının sonsuz sevgisine iyi ki Fenerbahçe, çok yaşa Fenerbahçe. Sözlerime son vermeden önce. Cumartesi gecesi tanık olduğumuz çirkin görüntüler, hadsizlik, şımarıklık, kural tanımazlık, çekinmemek, ülke değerlerini dahi bir kutlama, bir şampiyonluk adına ayaklar altına almak. Bu az önce Uğur Bey'in de bahsettiği gibi artık Fenerbahçelilerin mücadele etmesi gereken bir konuma gelmiştir. Bu sezon söz konusu takımla yaptığımız ilk maçta yaşadıklarımız. Devamı aslında bizim maçta da oldu ama o gün hepimiz şiddetlendik, öfkelendik. Ben hala o günün eziyetini çekiyorum. Bana hala çektiriliyor. Elhamdülillah ki cennet cehennem var. Hatırlarsanız maç çıkışında stadın dışında basın mensuplarına Fenerbahçeliler olarak artık hakkımızı korumak için kendi mücadelemizi vermemiz gerektiğini ifade etmiştim. Aylar sonra bugün geldiğimiz noktada bu çağrının çok daha geçerli olduğunu ve en kısa sürede harekete geçmesi gerektiğini bir kez daha sizlere söylemek durumundayım. Keşke söylemek durumunda olmasaydım. Perşembe günü gerek 2010-2011 şampiyonluğumuz, gerek namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması. Aslında bunlara aslında tek tek bakmayın. Büyük pencereden bakın. Aslında uzun bir süredir bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle sanki her şeyi istediği şekilde yapabileceğini düşünmelerine sebebiyet vermesine hiç şaşırmayın. Değil mi? Sanki bu takıma bir koruma kalkanının verdiği cesaretle her şeyi istediği şekilde yapabileceğini düşünmelerine sebebiyet vermesine hiç şaşırmayın. Ki ben şaşırmıyorum artık. Yani ben şaşıracağım çok şey duydum. Yani hakkınızı helal edin şöyle böyle. Ben çok şeyler duydum bu sene. Bu sene çok şeyler duydum. Yani şu anda birçok kişinin gözünde Allah mı büyük, şu mu büyük desem o büyük diyorlar. Yani sözde Allah büyük diyorlar ama yaşayış şekillerine, tarzına göre o büyük diyorlar. Hiçbir şey Allah'tan büyük değildir. Herhangi bir şeyi Allah'tan büyük gören kişiler eninde sonunda Allah'ın büyüklüğü karşısında rezil olacaklardır. Perşembe günü sizinle paylaşacağım bilgilerle ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hatta bu koruma kalkanının ne demek olduğunu Perşembe'yi beklemeden anlayacaksınız. Nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz? Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerde yazılanlardan çok daha iyi anlayacaksınız nasıl korunduklarını. Acaba Antalyaspor Başkanlığı'nın yöneticilerinin bahsettiği futbolcuları darp konusu o raporda olacak mı? Stadın kapasitesinden çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda maç sonunda tüm stat kameraları incelenir, ona göre raporlar yazılır. Kameraların incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğine de artık Perşembe'den önce siz karar vereceksiniz. Çok daha iyi anlayacaksınız. Yani şuraya herhalde hiç anlatmama gerek yok. Herkes anlamıştır ne demek istediğini. Benzer olaylar bizim statta olsaydı, bizim şampiyonluk maçımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün ve bu geceki sevkten sonra cezalar çıktığında onunla karşılaştırın. Ve niye bizim harekete geçmemiz gerektiğini, bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanının niye geldiğini, hatta geçtiğini siz benden çok daha iyi anlayacaksınız. Yine devam edelim arkadaşlar. Normalde başka bir ortamda, başka bir maçta böyle olaylar yaşansaydı. Bak. Ama bak arkadaşlar, yalanı varsa söyleyin, yalan deyin. Böyle olaylar yaşansaydı başka bir maçta, başka bir ortamda yaşansaydı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun neler yapması gerektiğini, ne cezalar vereceğini, maçın sonucunun nasıl tescil edileceğini
Hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte yaşandı bunlar. Yaşandı Türkiye'de. Bunları da anlatacağım Perşembe günü. Ama Perşembe'ye gelmeden bu gece göreceksiniz disiplin sebeplerinde neler olacağını. Haftalarca kapanması gereken bir stadı bırakın kapanmayı düşünmelerini gönüllerinde ne yatıyor biliyor musunuz? Sahamız tahrip oldu. Sondan ikinci maçı İstanbul'da oynayalım. Bu cüreti de gösterecekler. Bir şampiyonluk için diğer camialar bu kadar tahrik edilmez. Evet yetkililer ilgililer var. Federasyon var, kurulları var, bakanlık var. Ama korkarım ki onları koruyan, koruma kalkanı en azından şu an her şeyden güçlü ve onlar için doğal olarak. Onlara da fazla kızmıyorum. Yaptıkça, yaşadıkça pek bir karşılığı olmadığını gördükçe bu kadar yıl ki 38 yıl şampiyon olamamanın verdiği heyecanla, motivasyonla belki onlar da yaptıklarının ne kadar tahrik edici olduğunu şu an göremiyorlar. Ama bu ülkenin birlik ve beraberliğe, bu ülkenin temeline nefret tohumları atmamanın herhangi bir şampiyonluktan çok daha önemli olduğunu sizlere Perşembe günü anlatacağım. O yüzden sizlerden rica ediyorum. Üzülerek de söylüyorum. Böyle bir şey telaffuz edeceğim aklıma gelmezdi ama artık 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. 3 Temmuz ruhuna hepimiz dönmek zorundayız. Çünkü bunlar meydanı boş buldular. Meydanın boş olmadığını göstermenin zamanı geldi. Hepinizi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Sağ olun, var olun diyor Ali Koç. Şimdi Ali Koç'un açıklamaları normalde bana çok tırt gelirdi. Ya der geçerdim. Ancak bu sefer olay çok büyüyecek demiştim. Defalarca söylemiştim. 3 Temmuz'u deşenleri ve FETÖ'yü yok gibi gösterme çabasında olanlar için aşırı ağır şeyler bekliyor benden söylemesi. Bence Perşembe'ye kalmaz bu da. En azından fragmanı gördünüz. Yine aynı şekilde şunu söyleyeyim. Bizim yapacak bir şeyimiz yok. Vicdanlarda şikeli sezon olarak adlandırılan 2021-2022 sezonun bitişi de böyle olmalıydı zaten. Dedirtecek şeylere hazır olun. Not, lig henüz tescil edilmedi. Elbet birilerinin gücü ve baskısıyla tescil edilecektir. Ama ya o birileri de bu meseleye biz bulaşırsak başımıza gelmeyecek kalmaz derlerse ya da aman biz bu meseleyi hiç değişmeyelim de sportif bir hesaplaşma olsun derlerse sadece bekleyin beklemede kalın. Ama şu bir gerçek ki Ali Koç başarır ise Türk futbolunda her şey iyiye gidecek. Sadece Fenerbahçe'de değil. Türk futbolunda. Ha bu arada bütün cihan duysun. Vatan bir bütündür parçalanamaz. Vatanın bir karış toprağını bile parçalamaya kalkanlar karşılarında önce Fenerbahçe taraftarını sonra şanlı Türk milletini bulacaktır. Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Fenerbahçe. Dünya Türkçülük gününüzde kutlu olsun arkadaşlar. Ona da değinelim. Metin Sipahyoğlu diyor ki başkanımızın son zamanların en etkili, sivri, keskin konuşmalarından liderimize yakışan gibi Perşembe gününe işaret etti başkan. Bugünden çok daha sert geçecektir. Önümüzdeki sezon tarihin en agresif tribünleri, en agresif iletişimi, en agresif kenetlenmesi olacak. Yani Yavuz Yüz'den bahsediyor. Ve günün kapanışı 1959 öncesi başvurumuza var gücüyle itiraz eden, daha önce reddedildi diyen bu yalan çıkınca özür dilemeyen, TV'lerinde cevaben güneş sistemini anlatan, resmen karşılaşalım dediğimizde karşımıza çıkamayan lobinin söylemleri artık yok hükmündedir. 1932'de çıkan yangında kül olan kulüp binası. 3 Temmuz kumpası, kurşunlanma ve nice badireleri atlatan 28 şampiyonluğuyla milyonları sevince boğan Fenerbahçe 115 yaşında. Birilerine batacak biliyorum ama dünya var oldukça kıyamete kadar bu böyle gidecektir. Bu arada bilginiz olsun an itibariyle güncel hani hak edilmiş rakipler yattı, sattı, hakemler sattı, MYK başkanı sattı falan umurumda değil. Satılmış falan filan umurumda değil. Hak edilmiş olan resmi şampiyonluk sayıları Fenerbahçe 28, Galatasaray 23, Beşiktaş 21, Trabzonspor sadece 7. Yani iki elin 10 parmağını geçmez sayıda şampiyonluk sayıları var. İsteyen istediği şekilde itiraz etsin, isteyen istediği yere başvursun, isteyen istediği yere ağlasın, isteyen istediği yere zırlasın. Yani bugün 1959 öncesini saymayan, yarın bir gün maazallah Türkiye Cumhuriyeti de 1923'te kurulmadıydı der. Yani olur mu? Olur. Ben çok şeyler gördüm. Çok şeyler daha göreceğimden eminim. Daha nelere gebe bu gözler? Bakalım daha neler göreceğiz. Ama
Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın tam bağımsız Fenerbahçe. Sevgiyle kalın, sağlıcakla kalın. Fenerbahçeli kardeşlerim, inşallah sözlerim zorunuza gitmemiştir. Gideceğini zannetmiyorum. İster Atatürk'ün duruşunu sahiplenin, ister sahiplenmeyin. Ama Fenerbahçe aşkıyla yanı tutuşan herkesin bu videoyu beğeneceğinden, belki de kanala abone olacağından adım kadar eminim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.